Bir gün, Yok. bir gece şeyde kavga ettiniz. Zekeriyaköy'de kavga etmişsiniz. Sen bize de gelmemişsin. Ben o zaman Demirciköy'deydim. Ormanlık alanda saklanmış sabaha kadar. Taksi de bulamamışsın. Öyle Hiçbir bir şey şey bulamadım olmuştu. karanlıkta Karanlık. Zekeriyaköy'de. Beni gördü evin. Aynen. Bana da gelmemiş. Oya abla sana da gelemedim diye beni aradı ertesi gün. Sabaha kadar Ormanda çıktım orman. yalnızak. Zekeriyaköy'de dayak yedikten sonra. Yalnızak. Otostop çekti bassınlar diye beni. Kimse hiçbir şey bilmiyor dışarıdan. Herkesin hayatı toz pembe. Süper. Oh ne güzel. Ama bu var. Bu yaşanan bu var. Adam biliyorum başıma gelecekleri. Şimdi ne olacak? Şimdi daha beterlerini yapacağım. Ama buradan sesleniyorum yani. Yardım edin diyorum ya. Başbakanımıza sesleniyorum. Emine Hanım'a sesleniyorum. Kurtarsınlar. Herkes kurtuldu. Bu piyasadaki kadınlar kurtuldu. Ama ben kurtulamıyorum. Benim kimseyle bir şeyim yok kardeşim. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Ben ekmeğime bakıyorum. Peki Fethi, şu anda biliyorum bana sahip çıkan olmayacak. Olmadığı gibi. Sadece şunu istiyorum, yalvarıyorum. Beni bu dertten kurtarın. Beni bu stratejik oyunlardan yalvarıyorum, kurtarın ya. Buradan yani hep kadınlar, birçok kadın programı yaptım. Hep kadınları gördüm. Böyle sesleniyorlardı. Ben bir tek ben değilim ki bu. Sanat camiası birçok kişinin de birçok geldi ama kurtuldular. Şu an önlerine bakıyorlar. Şu an yuva kuruyorlar, evleniyorlar. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben çalışamıyorum. Bana diyorlar ki niye hiç çalışmıyorsun? Niye seni göremiyoruz? Nereye çıkacağım? Nereye çalışacağım? Perde arkasında gördüğüm bir baskı var. Yalvarıyorum başbakanımıza sesleniyorum. Lütfen. Zaten bu adamın telefonlarını dinleseniz zaten anlayacaksınız. Bu adamın telefonunu dinleseniz zaten anlayacaksınız. Tehditlerini anlayacaksınız. Yalvarıyorum diyorum ya, yalvarıyorum diyorum. Ah. Gizem, şunu versene. Ay, petek. Kimse yok. Ülkehaber.com